Evet, kazanım 34'teyiz. Şimdi PX verilmiş bana. Şurayı biraz büyüteyim. Büyüyor mu? Büyümüyor daha fazla. Tekrar deniyorum. Yok, olmuyor. Bu kadar. PX verilmiş. PX'in 1 bölü 3. kuvvetindeki polinom. Polinomu aşağıya dangistir. Yani PX'in 1 bölü 3'ünü aldığım zaman yine polinom oluyormuş demek ki. Bunu anlıyorum ben. Şimdi şurada x üzeri 6 nedir? X karenin kübü. Bunu yazabilirim. Yani direkt şöyle yazıyorum. X karenin kübü. Bunu açıklamada çözeyim biraz. Şurası da eksi 4'ün kübü. Bunu biliyorum. O zaman şu orta kısmı eksi 3 çarpı birincinin karesi x üzeri 4 çarpı ikinci 4. Eksi 4'ün kübü ya bu. İkinciyi 4 olarak alıyorum. Araya eksi koydum zaten. Artı 3 çarpı birinci çarpı ikincinin karesi 4'ün karesi 16. Bunu sağlıyor mu 48 kareyi? Valla sağlıyor. Bu da 12 x üzeri 4. Bunu sağlıyor. Eksi 4'ün kübü. Yani şurası eksi 4, eksi 4'ün kübü olduğu için direkt eksi 4'ün kübü dedim. Yani aslında bu ifade x kare eksi 4'ün küp açılımı. Bana verilen ifade. Şimdi px neymiş px? X kare eksi 4'ün küp açılımı. Benden ne istiyor? Px'in 1 bölü 3. kuvvetini istiyor. Yani diyor ki px üzeri 1 bölü 3 al. O zaman ne yapacağım? Her tarafın 1 bölü 3. kuvvetini. Yani küp kökünü alıyorum. O zaman px üzeri 1 bölü 3 şöyle düzgün yazayım yine. Eşittir. X kare eksi 4 olur. Yani 3 çarpı 1 bölü 3. 3'ün üstü alınırken çarpacağım 1 yapacak. X kare eksi 4 olacak. Cevabım ne oldu? D seçeneği oldu. Evet, geçtim diğer soruya. Şimdi burası 7 üzeri 1 bölü 3'ü x. 3 üzeri 1 bölü 3'ü y olarak gör. 49 üzeri 1 bölü 3. 7 üzeri 1 bölü 3'ün karesi x kare eksi 7 üzeri 1 bölü 3 çarpı 3 üzeri 1 bölü 3. 21 bölü 3. Birinci ile ikinci çarpımı artı 3 üzeri 1 bölü 3'ün karesi. Yani a artı b çarpı a kare eksi ab artı b kare. Bu a küp eksi b küp. Yani yukarısı a dediğim 7 üzeri 1 bölü 3'ün küpü eksi 3 üzeri 1 bölü 3'ün küpü. A küp eksi b küp. Aynı işlemi aşağıda yapayım bakayım. Bu sefer arada eksi var. A eksi b a kare. Bunların çarpımı 6 üzeri 1 bölü 3 artı ab artı 2 üzeri 1 bölü 3'ün karesi. Artı b kare. Yani aşağısı da 3 üzeri 1 bölü 3'ün kübü. Yine küp farkı. Eksi. Yukarısı artı bu arada. Özür dilerim. Yukarıda artı var. Artı aşağısı eksi olacak. Şuradaki işarete bakıyorum. 3 üzeri 1 bölü 3 üzeri 3. Eksi 2 üzeri 1 bölü 3'ün kübü. Yine üzeri 3 oldu. O zaman eşittir. Şimdi 1 bölü 3'ün 3. kuvveti kendisi verecek. 7 artı 3 üzeri 1 bölü 3'ün 3. kuvveti küpünü aldığım için 3 kalacak. Bölü aşağısı 3 eksi 2. Yani 10 bölü 1'den 10 oldu. Cevabım ne oldu? E oldu. Geçtim 3. soruya. X1 bölü 2, y eksi 1 bölü 4. Şimdi x artı y, x kare eksi x artı y kare artık bunu biliyorum. X küp artı y küp. Bölü. Burası ise x eksi y'nin küp açılımı. Burada direkt şimdi burada x'i yazmak daha kolay. X küp 1 bölü 2'nin küpü 1 bölü 8. Artı y küp eksi 1 bölü 64. Çünkü neden? Eksi 1 bölü 4'ün kübünü aldığımdan eksi olacak. Bölü x eksi y'nin küp açılımı. Şimdi x eksi y dediğim 1 bölü 2 eksi eksi 1 bölü 4. Artı 1 bölü 4'ün kübünü alacağım. Şimdi o zaman şöyle yapayım. Yukarısı şurayı 8'e çarptım. 7 bölü 64. 7 bölü 64. Bölü aşağısı buraya 2 ile çarpacağım. 2 kere 1. 2 artı 1. 3 bölü 4'ün kübü. Yani 27 bölü 64. Bunlar zaten 64'ler ters çevirdiğimde gidecek. 7 bölü 27 olacak cevabım. Doğru cevap C seçeneği oldu. Ve bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer bölüme geçebiliriz.